Ya ilk önce zaten şehitlerimiz için çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Aslında ben şu an şöyle bir şey beklerdim ki ülkemizde bir yas ilan edilmesini beklerdim. Çünkü bizim şu an tek bildiğimiz 33 tane, ama ben inanmıyorum 33 olduğuna. Bunun daha fazla olduğunu inanıyorum. Bu konuda da üzgünüm. Çünkü hiçbir şey, yani bir başka ülkelerde belki böyle bir şey yaşanmış olsaydı daha farklı günler yaşanırdı. Bizde hiçbir şey yok gibi hayat devam ediyor. Bunu da ikinci söylemek istiyorum. İkinci kez de tabii ki o insanları orada o şekilde görmek çok üzücü bir durum. Hani hiçbir insan bunu yaşamasın, hiçbir insan toprağından, vatanından olmasın. Ama şu da var ki bizim zaten kendimizi götürebilecek gücümüz yokken bir 50 bin kişi, bir 60 bin kişi kaldırabilecek zaten Türkiye'nin bir gücü yok. O yüzden çok bir şey de söylenemiyor yani. Yavrucuğum, benim torunum işsiz. Elektrik elektronik mühendisi. Bu memleket düzelsin. Bu yabancılara biz de üzülüyoruz. Duyarsız değilim. Çok duyarlı bir insanım ve aynı zamanda Kıbrıs şehidi ablasıyım. 74 Kıbrıs şehidi ablasıyım. Birincisi oradaki o Cumhurbaşkanlığı söylediklerine çok doluyum. İkincisi bu memleket düzelsin, bu gençlere iş bulsunlar, bu memleket, bu şehitlerimiz azalsın. Bu delikanlı yavrular askerlik paralı değil de adam akıllı delikanlılar askerliklerini yapsın. Benim oğlum öyle yaptı. Benim dileklerim bunlar yavrum. Bunları iletirseniz sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bu memleket düzelsin, böyle gitmez bu memleket. Çok gençlerimiz var, iş bulsunlar. Şehitlerimiz azalsın. Bak ben de şehit ablasıyım, benim abim Kıbrıs'ta. Gidemiyorum maddi açıdan, ben oraya gidemiyorum onu ziyaret etmeye. Böyle kimse olmasın diyorum. Ha, yabancılara gelince çok duyarlıyım. Üzülüyorum. Dünden beri o çocuklara ağlıyorum. Ama bunlara bir çözüm olsun. Tek biz değiliz memleketin en dürüst insanları. Biz de çok eziliyoruz buralarda. Ne diyeyim daha yavrum? Allah'a emanet ettim sizi oğlum. Bunları iletin oğulcum. Hadi Çok Allah sağ ol. yanınızda olsun her yerde yavrum. Sağ ol ablacığım. Yani şuramız yanıyor ama yapacak bir şey yok. Peki muhalefetin Suriye'de ne işimiz var gibi bir tepkisi vardı. Hala da öyle. Bugün ne demek istersiniz? Vallahi ben kimseye güvenmiyorum. Kimseye güvenmiyorum kardeşim. Hepsi o için her şeyi yaparlar. Bu ülke bu duruma geldi. Ne diyeyim? Hepsi. Bizler de yanıyoruz. Benim oğlum işte bundan 4-5 ay önce geldi askerden, ama yani onu anlatamam yani. Anlatamam. Onun yeri bir başka yani. Ama böyle bir de bu şehitlerimizin şeyi, o daha farklı yani. Daha farklı. Allah yar ve yardımcılar olsun kardeşim. Türkiye sınır kapılarını açtı biliyorsunuz. Göçmenler şu an Avrupa'ya gidiyor. Evet. Ne söylemek istersiniz bu kararla ilgili? Yani olmasa daha iyi. Gelmesinler ya kardeşim, gelmesinler. Gelmesinler yani, biz artık mahvolduk yani. Bizim varlığımızı da bir bilsinler yani. Türkiye çok dikkatli olmak lazım. Amerika, Rusya, Türkiye düşmandır. Ben bunları biliyorum yani. Televizyonda hep seyrediyorum yani, takip ediyorum ben. İkisi de düşman. Türkiye çok dikkatli olmak lazım. Bunların sözüne, şeyine, yani konuşmasına güvenmesinler. Kesinlikle. Ben bunu biliyorum yani. Ben bir vatandaş olarak bunu biliyorum ben. Bizim yani mecliste, Cumhurbaşkanı'na tut, milletvekiliye tut, herkes dikkatli olmak lazım. Peki muhalefetin bir tepkisi vardı. Suriye'de ne işimiz var? İdlib'de ne işimiz var gibi. Bununla ilgili ne demek istersiniz? Ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Onların dediği, onlara bir şey diyemem ben. Yanlış, doğru, ona bir şey diyemem. Ama Türkiye çok dikkatli olmak lazım. Bu Amerika güvenmesinler. Rusya güvenmesinler. Dikkatli olmak lazım. Bu Kılıçdaroğlu dediniz değil mi? O yanlış diyor. Yanlış. Sınırımızı, toprağımızı korumak lazım. Korumak lazım. Sınır kapıları açıldı biliyorsun. O Mülteciler gidiyor. güzel Ne oldu. diyorsun? O güzel oldu. O çok iyi bir şey oldu. O çok düzenli bir şey oldu. Yani akıllı bir şey o. Türkiye'de çıksın gitsinler. Ha, nereye gitsinler gitsinler. Bu dünya devletleri bunlara sahip çıksınlar. İlla ki Türkiye mi sahip çıkacak? Dünya devletleri bunlara sahip çıksınlar. Benim babam. Bu böyle. Yani bu kapı açması çok güzel bir şey oldu bence. Çok güzel bir şey oldu. Açsınlar yani, kapatmasınlar kesinlikle. Duyduğunuz anda ne hissettiniz şehit haberlerini? Ağladım duyduğum zaman. Şimdi bile ağlıyorum. İçim kan ağlıyor. Gerçekten bak, içim kan ağlıyor. Şekerim, tansiyonum yükseldi ya. Ne için savaşıyorsunuz orada, sorayım size. Kim için? Peki son olarak şunu sorayım abi size.
Kapılar açıldı biliyorsunuz, sınır kapıları. Mülteciler Avrupa'ya akın etmeye başladılar. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? O da şey, gündem değiştiriyorlar. O da gündem değiştiriyorlar. Biz her şeyin bilincindeyiz. Başka bir şey demeyeyim. İnsanların gazı mı alınmaya çalışılıyor? Evet. Öyle insanları uyutmuşlar zaten. İnsanlar resmen uyuyorlar şu anda. Olsa da 34 şehit değil ki, sabah söylüyorlardı ya şeyde, internette. Ne diyeyim be oğlum, ne diyeyim? Yiyecek hiç söz bulamıyorum, sözüm bitti bu yer. İdlib'deki bizim ilk soruyu sormamız gereken şu: İdlib'de bizim ne işimiz var öncelikle? O soruyu soruyoruz, bir türlü cevap alamıyoruz. Bu sorunun cevabını aldıktan sonra İdlib'de niye şehit verdiğimizin sorununu çözmüş olacağız zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi diyor ki Suriye halkı bize çık demediği müddetçe oradan çıkmayacağız diyor. Biz şimdi oradaki Suriye halkını mı koruyoruz, yoksa orada sınırımızı mı koruyoruz, yoksa oradaki PKK veya YPD veya diğer muhalif teröristlere karşı mı savaşıyoruz? Neye karşı savaştığımızı bilmiyoruz. Önce bunun sorununu bilmemiz lazım. Bildikten sonra zaten sorun çözülecek. Biz de şimdi sert muhalefet yapsak ne olur, yapmasak ne olur bugün de? Hani meclisi daha toplayamadık. En önemlisi o. Meclisi toplasaydık belki bunun sorununu çözerdik. Yani ikincisi de 36 şehit deniyor ama bize tam bilgi de verilmiyor. Hani net bir sayı da söylenmiyor. Hani bir dediklerine göre bir tabur asker diyorlar ama bir tabur askerde 36 mı var, 37 mi var, 48 mi var, 50 mi var, 30, 50, 60 mı var, ben bilmiyorum. Yani bunun öncelikle bunu da bilmemiz lazım. Yani medyaya karşı bir şey var, baskı var. Medya baskıyı kaldırılması lazım medyadan. Medya özgürce açıklayamıyor rakamları diyorsunuz. Evet, açıklayamıyor. Yani şimdi Sayın Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız, daha yeni okudum haberde, 2212 diyor, rejim askerini diyor, vurduk diyor, öldürdük diyor. Acaba nereden biliyor bu bilgi? Saydık mı? Nereden biliyoruz yani? Sayılı mı bu bilgi? Yani 2200 tane vurduk. Nasıl vurduk yani? Bir ikincisi, bizim oraya hava desteğimiz olmadığını bile bile bizim oraya gönderdik askerlerimizi. Bile bile yani. Hava desteği olmayan bir yere asker gönderirsen sonuçları kötü olur. Ama inşallah güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Rusya'nın yaptığı bir açıklama var. Bölgede Türk askerinin olduğunu bilmiyorduk. Türkiye'ye bunu sorduk defalarca ama kendilerinin askerin olmadığını söylüyor. Rusya yalan konuşuyor bence. Daha düne kadar beraberdik, Rusya bizim müttefikimiz. Rusya bizim orada asker olduğumuzu bilmiyor mu? Yanlış değil mi sence? Ben mantık yürütürsem ya, yıllardır o Astana mutabakatı falan diyorlar ya, Soçi Moçi mutabakatında oturduk konuştuk, dert yandık falan filan diye. Adam sorar, diyor ki ya Rusya, sen nasıl bilmiyorsun? Daha düne kadar bizim asker gönderiyoruz İdlib'e. Güvenlik koridor oluşturmamız için beraber girmedik mi? Koridor oluşturacağız diye. Nasıl bilmiyorsun sen bizim orada askerimizin olduğunu ya? Askerlerimizi, şehitlerimizin cenazelerini almak için Rusya'dan izin istiyoruz ya, uçakla. Girelim de alalım diye. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi ya? Bilmiyorum, belki de çok sert muhalefet yapmayalım şimdi de. Hani ne olur ne olmaz. Var mı abi, korku oluşuyor mu? Ya illaki korku oluşur. Şimdi biz Türkiye'de ekmeğinin peşinde olan insanlarız kral, hani. Yani bizim yarın öbür gün bu ülkede iktidar değişir mi? Ya ne olur ne olmaz diye belli değil yani. Hani her an her şey olabilir ülkede. Yarın öbür gün bir bakmışsın, siyasiden içeri girmişiz, hakaretten içeri girmişiz. Ama hakaret etmedim yani. Hepsine sayınla diye başladım. Sayınla bitirdim. Sınır kapıları açıldı. Mülteciler Avrupa'ya akın etmeye başladılar. Bununla ilgili ne demek istersin? Ya ben şimdi dediği gibi 4 milyon Suriyeli'yi soktuk içimize. Ben kesinlikle ırkçılık yapmak da istemiyorum. 4 milyonunu soktuk. 1,5 milyon da kapıdaymış. Kardeşim diyor ki, ben diyor bunlara bakmak zorunda mıyım diyor bir de. Ya bakmak zorunda değilsin de, neden aldık yani 4 milyon Suriyeli'yi? Şimdi neden Avrupa Birliği'ni bununla tehdit ediyorsun veya Avrupa ülkelerini? Bu da mantıksız bir şey yani. Adamlar Suriye sınır kapısında, Yunanistan içeri almıyor adamları. Gaz bombası atıyorlar, şey bombası atıyorlar. Bu yanlış bir şey. Sen insan hakları, AB nerede? NATO nerede? Birleşmiş Milletler nerede? Hani adam sorar yani, bunlar insan hakları diye bir şey yok mu? İnsan hakları nerede? Hani müdahale etmiyorlar yani. Ben çok yanlış buluyorum yani, onların da bu ülkelerinde yani savaş var diye. Yazık yani, onlara da çok yazık yani. O kadar çoluk çocuk aç, sefil, sefalet içinde orada bekliyorlar yani. Adam yasallaştırdı resmen insan ticaretini, göç ticaretini yani. Bir tane haberde okuyorum, 8 yıldır diyor bu işi yapıyorum diyor. Bilmiyorum, duydun bilmiyorum da 8 yıldır diyor bu işi yapıyorum diyor. Reis diyor izin verdi diyor, artık diyor yasal yapacağım diyor, bu işi diyor, geçireceğim diyor. Bu da mantıksız. Bu da
Bu da bir şey yani hani. Orada olmamamız lazım. Suriyeliler için değmez yani. Bu kadar bu bizim çocuklarımızı götürüp orada şehit ediyorlar. Hani değer mi sence bu? Vallahi değmez. Ne işimiz var orada İdlib'de? Muhalefetin de bu yönde itirazları var. Vallahi bizim de biz de istemiyoruz. Yani bu Suriyeliler için bizim çocuklarımızı götürüp orada şehit ediyorlar. Yani ne? Ne işimiz var Suriye'de? Ha onu demek istiyorum yani. Bu yanlış yanlış yani. Çok yanlış yani. Sınır kapıları... Hani içinde ne işimiz var toprağında? Kendi toprağımızı şey edelim ya. Sınır kapıları açıldı. Türkiye böyle bir karar aldı biliyorsunuz. Bir şey var da. Var da ama inanmıyorum. Bu şey. Avrupa açıldı. Almaz. Avrupa, Türkiye'de başka kimse Suriyeliler almaz. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey olmadı. Ne Irak aldı, ne İran aldı, hiçbir ülke de almadı. Türkiye'den başka kimse bunları almaz zaten. Türkiye zaten vurdu Arabistan zaten. Şu anda Araplara dönüştü. Yani Türkiye'de herhangi bir şey yok ki şu anda. Sen gidiyorsun bir yabancı ülkede yaşıyorsun sanki burada. Hep Arapleşti yani. Bir hastaneye gidiyorsun, gidemiyorsun. Bir bankaya gidiyorsun, gidemiyorsun. Yani hep Araplar yani karşılaşıyorsun yani. Türkiye, bilmiyorum yani sonu iyi bir şey görünmüyoruz yani. Tabii ki kimse bunları tasfiye etmiyor. Kimse hiçbir ailenin olduğu yere ateş düşmesin ama yapılacak da başka bir şey yok yani bu ülkede. Bakın şimdi herkes kafasına göre bir şey söylüyor ya. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor ya. O kafasına göre söyleyenlerin kafası yarım yarım. Yarısı yok. Niye biliyor musun? Bakın Suriye'den sonra eğer bu olayların önüne geçilmesin Türkiye'ye gelecek sıra. Anlatabildim mi? Muhalefetin tepkisi vardı. Suriye'de ne işimiz var gibi. Buna ne diyorsunuz? Ya onlar kısa düşünceler. Günlük kısır düşünceler ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de muhalefet yok ya. Gerçek söylüyorum ben. Muhalefet yok. Muhalefet. Muhalefet olsa tamam mı? Şöyle çıkar iktidarın yanında, devletin başının yanında masaya vurur. Der ki yapılacak buysa ben de buradayım der. Bu kadar. Son Suriye'deki operasyonlar aslında meclisten çıktı. Meclisten etki alınarak tamam, geldi. Yani hani meclisten zaten mecbur çıkıyor. Senin var 20 milletvekilin var, benim 50 milletvekilim var. Sayın Cumhurbaşkanım keşke o gün çıkacaktı veyahut da yine söylüyorum meclis başkanımız Sayın Şentop çıkacaktı. Çıkması gerekirdi. Vatandaşına, milletine, bizlere bilgi vermesi gerekiyordu. Nasıl ki şehitlerimize biz omuz veriyoruz, kanıyla beraber kan oluyoruz, canıyla beraber can oluyorsak ki olmalıydı. Olmalıyız da öyle. Ama şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece ağlıyoruz, burkuluyoruz, hüzünleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan çok seviyorum ben bu ülkeyi. O da seviyor. Benim sevgimi ölçemez. Sayın Cumhurbaşkanı ölçemez, başka biri de ölçemez. İlk duyduğunuz anda ne hissettiniz abi şehit haberlerini ilk duyduğunuz anda? Vücudumda parça koptu. Vücut buna inanın benimden koptu. O derece üzüntü ve acı içerisinde kaldım yani. Ama niye şehit olduklarını bilmiyorum ki. Sadece İdlib'e gittiklerini biliyoruz. Ama niçin gittiklerini bilmiyoruz. Yine söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Millet Meclisi, Sayın Hulusi Akar bir açıklama yapsın. İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız vatandaşa bilgi vermeleri gerekiyor. Biz öğrenmeliyiz, bilmeliyiz. Ha ondan sonra da hep yükün, tam yükün. CHP'ye ben 60 yaşındayım. Benim çocuğuma bir şey olmasın, gençlerimize bir şey olmasın. Ben hazırım. Ama bilmem gerekiyor. Öğrenmem gerekiyor. Niçin öleceğiz? Niçin askerlerimiz ölüyor? Şimdi onların anneleri, babaları, canları, eşleri, çocukları ne olduklarını ben biliyorum. Çünkü Kıbrıs olayında ben askerdim. Ben yaşadım bunu. Şu anda kapılar açıldı, sınır kapıları abi. Mülteciler hızla Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vahim bir durum ya. İşler acısı. İnsana yapılacak bir şey değil bu. Yani o zaman biz onları kalkan olarak mı kullanıyoruz şimdi yani? Evet yani şimdi biz onlara ne demiştik? İlk bize geldiklerine ne demişti? Avrupa kucak açmadı, biz kucak açtık. Bütün milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanım yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım defalarca söylemişti. Avrupa yapamadı, biz yapıyoruz. Madem biz yapıyorduysa bu şekilde gönderme yazık değil, işler acısı değil. Bizim duymama geldi değil yani. Bunu medeni bir şekilde zamanında yapılması gerekiyordu. Şimdi o insanları götürüp orada soğuğun altında, suyun içinde aç susuz bir şey soruyorum ya insan olarak. Orada kadınlar, kızlar, yaşlılar, hastalar var. Çok affedersiniz, özür dilerim söylüyorum. Belki buna bip koyabilirsiniz. O insanın ihtiyacı nasıl giderecek ya? Acıdan başka ne diyebiliriz? Bu ülkenin İdlib'de ne işimiz var gibi bir tepkisi vardı. Destekliyor musunuz buna? Doğru söylüyorum. Fazla bir şey de konuşmaya gerek yok. Her şey ortada zaten.
Şimdi bizim sınırlarımız tehdit altında. Tehdit altında olduğu için mecburen Türkiye kendi savunmasını yapması lazım. Yoksa biz savunma yapmazsak Suriye'yi alacaklar, ondan sonra sıra Türkiye'ye gelecekler. Yani ben istiyorum ki inşallah orayı alırız, Esad pisliğini de ortadan kaldırırız. Daha ne diyeyim, böyle Allah başımız sağ olsun, daha ne diyeyim bilmiyorum ki. Sınır kapıları açıldı, mülteciler. O çok iyi oldu, hep biz mi uğraştık, biraz da Avrupa uğraştı. Çok iyi oldu bence, iyi ki de açmış. Şu an Suriye'de kaç mülteci sınırda bekliyor Türkiye'ye girmek için. Türkiye olmazsa hiç kimse onlara sahip çıkmayacak ki. Bence iyi yaptı. İlk önce bu Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu şehitlerin ailelerine Allah sabır versin. Şimdi bu İplik'teki ne işimiz var demesine, zaten bunu muhalefet diyor ya. Muhalefetin zaten onun tezkeresi imzaladı bir kere. Yani onlar da imzaladı buna. Yani bizim orada olmamızın nedeni tabii ki Türkiye'nin korunması için. Türkiye şu anda tamam savaş İdlib'de olabilir ama hedef Türkiye'dir. Bu savaştan sonra Türkiye'nin üzerinde bayağı bir şeyler oynuyor. Oyunlar oynuyor. Tabii ki bizim de kendimizi korumak şeyindeyiz. İlla ki oraya girmemiz lazım. Tabii ki biz burada kayıplar vereceğiz. İlla ki bir şeyin kazanılacaksan bir bedel ödemek mecburiyetindeyiz. Dilerim inşallah bir daha şehit haberi gelmez bize. Allah korusun askerlerimizi, herkesi. Sınır kapıları açıldı. Göçmenler hızla Avrupa'ya ilerlemeye başladılar. Ne düşünüyorsun bununla ilgili abi? Abi şimdi zaten bunlar, bu sınır kapıları açılmadan önce bunlar birçok yollardan başvurdu, kaçmaya çalışıyorlardı. Bu sadece mülteciler değil, o yurt dışına giden insanlar. İnancınız olsun, bunların içerisinde belki bir sürü bizim yerli halkımız da bunlara katılıp oraya gitmek istiyordur. Çünkü Türkiye'nin yaşam hayatı çok zorlaşmış. İşsizlik açısından, ne bileyim yani adalet açısından, artık millet korkuyor. Çalışma yok, insan geçinemiyor gerçekten. Yani ben bildiğim kadarıyla sadece bu sınır kapısına kaçan kişiler sadece Suriyeli veya Afgan insanlardan değildir. Bunların içinde bizim çok yoksul kesimden olan insanlar da bir umutla oraya kaçıyordur. Yani. Hükümetin Suriye politikasını destekliyor musunuz? Şimdi Suriye'nin politikasını nasıl destekliyorum? Suriye'nin politikasını bu şekilde destekliyorum. Yani gerçekten şu anki hedef ikinci Türkiye ise, tamam mı? Biz buna mecbur artık girmemiz lazım, kendimizi korumamız lazım.